Merhabalar değerli izleyicilerimiz, saygıdeğer vatandaşlarımız yayınımıza hoş geldiniz. SSK, SGK, Bağkur emeklisine ek zam var mı? Emekliye ek zam ne kadar kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre memurlar enflasyon farkı dahil %30.95 zam alacak. Memur emeklileri de %30.95 zam alacaklar. Ancak SSK ve Bağkur emeklileri %30.95 zam almayacaklar. SSK ve Bağkur emeklileri %25.47 zam alacaklar. Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tematik ekonomi paketi teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi değerli izleyicilerimiz. Düzenlemeye göre memur maaşlarına ve emekli memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı %7,5'a yükseltilecek. Böylece memurlar ve emekli memurlar enflasyon farkı dahil %30.95 yani %31 diyelim yaklaşık zam alacaklar. Değerli izleyicilerimiz, SSK ve Bağkur emeklileri de dahil olmak üzere en düşük emekli aylığı 2500 liraya çıkarıldı değerli izleyicilerimiz. Burada kelimeye dikkat edelim. En düşük emekli maaşı değil. En düşük emekli aylığı diyor değerli izleyicilerimiz. Yani bu ne demek? maaşa SSK'de zaten memur emeklisinde 2500'ün altında bir maaş alan yok. SSK ve Bağkur emeklilerinde var bu. Onlarda da diyelim ki %25.47'lik zamma rağmen 2500'e ulaşmadıysa örnek verelim. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşımızın maaşına %25.47 zam yapılmasına rağmen 2300 lira oldu diyelim. Aradaki fark 200 lira. 200 lira eklenerek 2500 lira tamamlanacak ama o maaş olmuş olmayacak. Yani 2500 lira alacak ama onun adına maaş denmeyecek. Peki ne önemi var diyebilirsiniz bunun? Şu önemi var. Bir sonraki zam döneminde 2500 üzerinden zamlanmayacak. 2300 üzerinden zamlanacak o vatandaşımız. Yani 2500'ü geçmese gene tamamlanacak. Ama zam oranını mevcut maaşı yani şu anda 2300'e çıkan maaşı üzerinden yapılacak onu da belirtmiş olalım. Yani 2500'ün üstüne çıkıncaya kadar aslında 2500'ün altında kalan maaşlar hep 2500 bundan sonraki zam dönemlerinde de devam etmiş olacak. Bu da bir detay bilgi. Ee, hani bundan sonraki zam dönemlerinde 2500 geçmeyen vatandaşlarımız niye benimki 2500 geçmedi derlerse açıklaması da bu şekilde değerli izleyicilerimiz. Sonuç olarak memur ve memur emekleri %30.95 yani yaklaşık %31 zam alırken SSK ve Bağkur emekleri %25.47 zam aldılar. Bir de önemli bir gelişme en düşük emekli maaşı 2500 lira oldu. Dul ve yetim aylığı alanlar da 2500'ün üzerinden yüzdelik kaç alıyorlarsa %75, %50, %25 dul ve yetim maaşları 2500'ün yüzdeliği alınarak kendileri e, aylıklarını almış olacaklar değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone değilsek, abone olursak memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok değerli izleyicilerimiz.